Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Evet efendim, bakış programına devam ediyoruz. Genel Sigorta Genel Müdürü Minayhan bizlerle birlikte. Geçtiğimiz hafta ve evvelki hafta öyle diyeyim, son 15 günde iki ilginç gelişme yaşandı trafik sigortası ile ilgili. Bunlardan bir tanesi Başbakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasıydı. Aslında bugüne kadar yapılan trafik sigortalarının çok da doğru yapılmadığını bize açıkladı. Araca yapıldığını, aslında bu işin sürücüye yapılması gerektiğini söyledi. Bir bunu konuşacağız Sayın Ayhan'la. İkincisi, yine hafta sonu Sayın Başbakanımız bir otosanayi sitesindeki esnafla sohbet ederken ziyaret sırasında artık araçlara kara kutu konulacağını, uçaklardaki bir kara kutu konulacağını açıkladı. Ve bunun da hasarı ve hasar maliyetlerini azaltacağını söyledi. Şimdi bu da tabii sigortayla ilgili önemli bir konu. Bu ikisini de sizlerle paylaşacağız ve Minayhan'a soracağız. Bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Varsa sorularınız iletebilirsiniz. Sayın Ayhan'a ben iletirim süremiz el verdiğince. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de bizimle canlı yayınıza katılabilirsiniz. Hoş geldiniz Mina Hanım. Hoş bulduk. Şimdi Mehmet Şimşek'in açıklamalarını, Başbakanımız Mehmet Şimşek'in açıklamalarını bir hatırlayalım. Sonra üzerine de bir sizle ne demek istiyoruz, ne olacağı bir konuşalım. Bir küçük haberimiz var efendim. İzleyip sohbetimize başlayalım. Trafik sigortasında yeni düzenlemelerle fiyatların düşmesi bekleniyor. Herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına verilen hasarı karşılayan trafik sigortasını yaptırmak zorunlu. Türkiye genelinde 20 milyon 100 bin araç bulunuyor. Bunların %53'ü otomobil, %16'sı kamyonet ve %14'ü de motosikletlerden oluşuyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre trafik sigortalarında yapılan yeni düzenlemeyle araç yerine şoförler sigortalanacak. Araç yerine kişilerin sigortalanmasıyla sigortalı tabanı genişleyecek. Sabıkalı sürücünün primi 5000 liraya kadar çıkabilecek. Kaza yapmayan sürücünün sigorta primi ise 400 liraya kadar düşecek. Türkiye genelinde 21 milyon aracın 16 milyonu sigortalı. Sadece aracın değil, sürücünün de risklerini göze alan sistemle kaza ve zarar sayısının azaltılması, primlerin de aşağı çekilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemede 35 milyon ehliyet sahibine trafik sigortası yerine sorumluluk sigortası yapılacak. Sürücülerin primlerini ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bulunan ceza puanları belirleyecek. Yani hayatında kırmızı ışıkta geçmemiş sürücüyle bir sürü ihlale ve kazaya karışmış ehliyet sahibi aynı primi ödemeyecek. Sorumluluk sigortası olmayan araç kullanamayacak. Eğer kullanırsa araç bağlanacak. Efendim özetle böyle ama bu tabii her ehliyet sahibine sigorta yapılacak konusu benim biraz kafamı kurcalıyor. Onu soracağım size. Hatta geçen hafta da birileriyle tartışıyorduk yani. Adamın ehliyeti var ama hayatı boyunca hiç araç kullanmamış. Herhalde ona gidip de sigorta yapmak kadar garip bir şey olamaz. Neyse. Şimdi Mina Hanım, biz bugüne kadar yanlış bir trafik sigortası mı yapıyorduk ki Sayın Başbakan Yardımcısı aslında sürücü sigortalanmalı, araç sigortalanmalı, sigortalanmamalı dedi. Bir de açıkçası ben şöyle bir tereddüte düşüyorum. Biz hani yıllarca bu trafik sigortasındaki sizlerin prim artışını tartışırken ve konuşurken ve okuyucuya yazılarında okuyucuya anlatırken, izleyiciye anlatırken sigorta şirketleri kardeşim işte sürücünün hatalı hatasızlık durumuna göre ondan sonra işte bunlara göre yapıyordu, sigorta ediyorduk. Şimdi bir anda ben de kendimi ya acaba öyle değil miydi? Kandırılmış gibi hissettim. Buyurun. Evet. Noyan Bey, ilk önce ilk sorunuzdan başlamak istiyorum. Aslında yanlış yapmıyorduk ama çok doğru değildi. Daha doğrusu var. Yaptığımız bizim prim hesaplamalarımız araçla ilgiliydi ve aracın sahibiyle. Ama aracı aslında kim kullanıyor onu tam olarak bilemiyorduk.
Şimdi ikinci sorunuza da gelirsem, kişiler her biri tek tek sigortalanmayacak aslında. Bizim şu an üzerinde çalıştığımız proje bir sürücü listesi. Hani o aracı kullanacak kişilerin bir listesinin sigortacıya verilebilmesi üzerinde. Şimdi geçen hafta Sayın Bakanımızın açıkladığı proje, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile birlikte Sigorta Şirketleri Birliği'nin birlikte yürüttüğü bir proje. Şöyle ki, süpervizörlüğünü tabii ki Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü yapıyor, ancak Sigorta Şirketleri Birliği yürütüyor. Bizim amacımız şu, bugüne kadar sizin de girişte belirttiğiniz gibi sanki araç kendi kendine gidiyormuş gibi. Hani sürücü değil de araç ilerliyormuş. Yani siz aracı gibi mı cezalandırıyordunuz aslında? Evet. Yani hasar yapan araca evet, yüksek birim. Hatta bundan yaklaşık 6-7 sene öncesinde hani X marka araç hasar primleri şu, Y marka aracın bu gibi bizim tarifelerimiz vardı. Ama böyle bir şey olabilir mi? Yani araç kendi kendine gitmiyor ki. İçinde mutlaka bir kullanıcı var. Kullanan var, evet, tabii. Peki bu kullanıcının hasar, yani kaza olasılığını nasıl tespit edebiliyorduk? Bu şu anda Tremer dediğimiz hani sigorta bilgi merkezindeki bilgilerle birlikte, eğer oraya bu kaza ihbarı yapılmışsa aslında şu an görebiliyoruz. Ama yapılmamışsa onu da göremiyoruz. Yani bir de kimin kullandığı da belli değil aracı. Biz tabii ki araç sahibi sanki bu kazayı yapmış gibi değerlendiriyoruz. Şimdi bu projede özellikle dikkate aldığımız ülkeler Amerika, İngiltere, Almanya ve İtalya. İngiltere, Amerika özellikle trafik sigortalarında kişilere en uygun, en avantajlı primleri sunabilen ülkeler. Bu da orada tesadüf uygulanıyor. Değil. Sistem orada uyguluyor. İşte yani bu bile hani bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu projenin başlamasının ve bu ülkelere bakıyor olmamızın da bir tesadüf olmadığını gösteriyor. Çünkü bu sayede çok avantajlı primler sunulabilecek. Eğer biz hangi kişilerin sürücüler olabileceğini bilebilirsek, yani aracı sahibi belki hiç kullanmayacak. Belki başka kişiler kullanacak ya da aracın sahibi kullanacak ama yanı sıra 3 kişi daha kullanacak. Bize önceden bilgilerini verdiği zaman biz çok rahatlıkla prim hesabını yapabileceğiz. Bütün bu kullanıcılarında çok iyi sürücüler olması durumunda şimdikinden çok çok daha uygun fiyatlara poliçeler bulabilecekler. Ancak hiçbir şekilde trafik kurallarına riayet etmeyenler kullanıyorsa, işte kırmızı ışıkta geçmiş, hem ehliyet bilgilerine bakacağız, tecrübelerini görebileceğiz, hem de ceza puanlarına bakabileceğiz. Bu doğrultuda gerçekten artık çok daha net iyi sürücü, kötü sürücü ayrımı yapacağız. Peki. Hani ben bile sizin programınıza kaç kere katıldığımda hep iyi sürücü, kötü sürücü dedim. Evet, ama gerçekten iyi sürücü, kötü sürücüyü aslında tam olarak ayırt edemiyoruz. Peki. Biz. Bir virgül koyalım. Şimdi Cemil Bey'in sorduğu, Cemil Bey gibi birçok izleyici soruyor. Cemil Bey'inkini seçtim ben. Bir de altını çizelim diye soruyorum. Sayın Noyan Bey diyor, bir aracımız var, evde 3 kişi de ehliyet var. Şimdi 3 sigorta mı yapacağız biz diyor. 3 sigorta yapılmayacak, yok. Hala yani Cemil Bey bildirecek size 3 kişi kullanıyor. Tabii ki. Şöyle yapılacak. Aslında daha proje aşamasındayız. Netleşmedi. Bunlar bu modellerin üzerinde çalışılıyor. Peki, yurt dışında nasıl? İşte yurt dışında da alternatifler var. Mesela şimdi Cemil Bey'in örneğinden gidersek, evde bir araba var, 3 kullanan var. Cemil Bey şöyle yapabilir. Ya kendisiyle birlikte o diğer 2 kişiyi de bildirebilir. Diyebilir ki bütün ev halkı biz hep birlikte kullanıyoruz. Ya da onun dışında da hani benim arabamı komşularım da kullanacak, pek çok kişi kullanacak diyebilir. Bu da ikinci alternatif. Ya da diyebilir ki sadece ben kullanacağım. Şimdi bunun gibi alternatifler var. O zaman şimdi eğer en sondan başlayalım. Cemil Bey derse sadece ben kullanacağım ve bunu bu şekilde yazarsa ve biz de kendisinin ehliyet bilgilerini, ceza puanlarını değerlendirerek hiç kazasız ve çok iyi araç kullanan biri olduğu için son derece uygun bir fiyat verdik diyelim. Bu poliçe öyle devam edecek. Diğer alternatif, diğer 2 kişiyi de ailesinden bildirdi. Sürücü listesi dediğimiz poliçe, tek poliçe, araca tek poliçe yapılacak ama sürücü listesi girdiği zaman diğer 2 kişinin de aynı şekilde biz ehliyet bilgileri, ceza durumlarına bakarak yine ya çok avantajlı, çok çok uygun ya da
çok kötü kullanıyorlarsa, geçmişlerinde çok hasarlar varsa da ona göre kötü sürücü değerlendirmesi yaparak fiyat vereceğiz. Öbür alternatif isteyen herkes kullanabilir. Tüm mahalle kullanabilir. Aynen, arkadaşlarım da kullanabilir diyorsa o zaman ona göre fiyatlandırılacak. Şimdi nasıl? Şu an ne yapıyoruz? Şu an hiçbirini bilmediğimiz için, hiçbir şey bilmediğimiz için tek başına mı kullanacak? 3 kişi mi? Yoksa 15 kişi mi kullanacaklar bilmediğimiz için hani göz kararı demeyelim de elimizdeki bilgilere göre alabildiğimiz kadar bilgiyle gerçek bir fiyat tespit etmeye çalışıyoruz. Onun için hatalı yapmıyoruz ama daha doğrusunu yapabiliriz. Bu proje sonuçlandığında çok daha doğru, çok daha avantajlı primler çıkacak. Şimdi bir şey sorun var da hem orada var hem bende de var da şimdi tabii bu eş yani normal bireysel sürücüler içinse işte eşse, çocuksa, kızsa şimdi bunlar zaten kaza yapsa da baba bunu sineye çeker, eş bunu sineye çeker. Zaten fark eden bir şey yok. Ama iş şirket arabalara gelince biraz farklı galiba. Mesela şimdi şirket arabalarını soracağım ama önce kulağıma Aytaş diyor ki bizim yönetmen. Peki diyor ki bir yere gidiyoruz, park ediyoruz diyor restorana şuraya bir yere, valeye veriyoruz. O ne oluyor diyor. Valeyi zaten tanımıyoruz. O ne olacak? İşte. Valeye verdim arabayı. O da gitti kaza yaptı ama benim size vermiş olduğum listede vale yok. Evet. Ha, olmaz zaten yani vale diye bir şey. Evet. O olmayacak. Zaman İşte valeye vermeyecek. Bu proje aşamasında bu önemli soruyu da biz dikkate alalım. Zaten dediğim gibi her bu konudaki yorumlar dikkate alınıyor. Farklı kişilerin özellikle şirket araçlarının veya kiralık araçlarda da öyle. Kimin kullanacağı tam olarak evet, belli değil var, aslında. Doğru. İşte onlara da özel poliçeler yine dizayn edilecek. Onların tarifeleri buna uygun, bu konsepte uygun düzenlenecek. Ancak Cemil Bey örneğine yine dönersek, o zaman Cemil Bey de hani eğer veriyorsa valiye sürekli, o zaman poliçesine bunu da belirtmek durumunda kalacak. Peki şimdi mesela şirket araçları vardır. Şirkette 3-5 araç vardır, 15-20 tane de şoför vardır. Herkes bir aracı bulduğunda kullanır gider. Peki şirketler bu durumda ne yapacak? Kim ne kadar şoför varsa onun listesini mi size verecek? Onun listesini verecek, evet. Dediğim gibi bu söylediklerim yalnız Noyan Bey kesinleşmemiş. Daha proje hala aşaması. Proje aşamasında yani biz değerlendiriyoruz. Olabilitelileri konuşuyoruz. Aynen, en uygun modeli bulmaya çalışıyoruz. Çünkü Amerika'da, İngiltere'de birbirine çok benziyor. Mesela Almanya'da biraz daha farklı. İtalya'da farklı ama bu 4 ülkede de önemli olan hepsinde de en avantajlı fiyatları sunabilmeleri ve de tarifeleri de iyi hesaplayabilmeleri. Ama hepsinde işte farklı. Her ülkenin, hatta Amerika'da bazı eyaletlerde bile farklılıklar olabiliyormuş. Biz ülkemize, vatandaşımıza en uygun çözümü bulmaya çalışacağız. Peki ben şeyi merak ettim Mine Hanım. Bugün niye uygulamıyorsunuz? Bugün engeliniz ne? Yani ceza puanını bilmek ya da ehliyet bilgileri almak. Burada engeliniz ne? Bugün de uygulayabilirdiniz ya da 3-5 sene önceden de uygulamaya başlayabilirdiniz. Bu görüşmeleri biz ne zamandır yapıyoruz Emniyet Genel Müdürlüğümüzle aslında. Ancak henüz altyapısı hazır değil. Yani kişisel verilerin korunması gibi kanun içine falan mı giriyor biraz? Onunla da ilgili ama şu an için ona yani kişisel verilerin korunmasıyla ilgili kanunla ilgili bir sıkıntı doğmayacağı yönünde. Yani bilgiler o yönde geliyor. Ancak altyapı lazım. Şimdi sigorta birliği olarak biz projeyi Mart sonu gibi bitiriyoruz büyük ihtimalle. Ancak hayata geçmesi için nereden baksanız bir seneye yakın bir zaman gerekir. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü, sigorta şirketleri, altyapısı, işte Tramer altyapısı, entegrasyonları bunlarla ilgili. Ancak o kadar doğru bir sistem ki çok gerçekten hızlı ilerleyebiliyoruz. Bir de örnekleri olduğu için önemli. Peki ne kazandıracak? Yani bir tüketiciye ne kazandıracak? İki size ne kazandıracak? Şimdi yapılan değerlendirmelere göre öncelikle ülke ekonomimize çok önemli katkıları olacak. Ama bundan bir önce şunu söyleyeyim aslında. Trafik kazalarını azaltacak. Buna biz çok inanıyoruz. Hatırlarsınız Ekim 2016'da İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı bir genelge vardı. Hani bütün hedef trafik kazalarını %50 oranında düşürmek. Şimdi bu proje buna o kadar onunla entegre ilerliyor ki bu amaçla. Şimdi öncelikle ülkemizde şu an yılda 7500 kişi vefat ediyor trafik kazalarında. Bu sayının çok ciddi oranda düşmesini bekliyoruz. Bu zaten hepimizin hani bir fert olarak zaten olağanüstü büyük bir şey, büyük bir kazanç. İkincisi, ülke ekonomisine önümüzdeki 5 yılda en az 5 milyar, çok iyimser tahminle 10 milyar lira bir fayda getirmesi bekleniyor. Bunu da bunun alt kalemleri nereden oluşuyor derseniz, birinci olarak hani bu kadar kaza oluyor. Araçların çoğu biliyorsunuz ithal, parçalar ithal.
Biz sürekli parça ithal ediyoruz. Ülkenin ithalat oranı artıyor. İkincisi iş gücü kaybına sebep oluyor. Üçüncüsü işte tedavi giderleri biliyorsunuz SGK tarafından karşılanıyor. Ona büyük olarak gidiyor. Yani bütün bunlara baktığınız zaman artı hani bütün bunun bütün hani vatandaşın üzerinde yarattığı demotivasyonu da katmak lazım. En büyük katkı bence bunlar. Üçüncü katkı da tabii ki bizlerin sigorta şirketlerinin de doğru fiyatlama yaparak daha avantajlı fiyatlar sunarak daha fazla kişiyi sigorta sektörüne, sisteme almamızı sağlayacak. Yani Erkan Bey'in sorduğu soru şu, bu uygulama devreye girerse ben diyor tek kullanan kişiyim diyor ve zaten hasarsızım diyor. Benim primim de düşecek şu anda diyor 770 lira bir para ödüyorum diyor. Düşecek. Prim düşecek mi diyor? Düşecek. Düşürecek mi? Tabii yani? Ki düşecek. Hasar düşecek. Ama kişi zaten hasarsız, yıllarca da hasarsız zaten. O kişi demek ki genel havuzun evet, şeyi düşeceği işte, için. Çünkü genel havuz... Şu havuz problemi çok, sigortaları evet. Trafikte en büyük problem evet, zaten. Zaten hep söylüyoruz, burada da hep konuşuyoruz ya. Sigortacılık matematik. Matematikle ilgili bir şey olduğu için bizim ülkemizde şu an yaklaşık 21 milyona yakın trafiğe tescilli araç var. Bunun her sene %7,5 kaza yapıyor. Sorun şu, hangi 7,5 kaza yapıyor? Onu bilmiyoruz. Ve hangi %7,5 kaza yapacak? Önümüzde yani bir 7,5 var. Bunu yıllar öncesinde başlamamışız canım. Biz de yani bütün dünya uyguluyormuş da çoğu ülke. Biz niye bu kadar geç kalmışız? Bu kadar yıl tartışıyoruz bu trafik sigortası birini. Dayan Bey ancak diyeyim size. Bütün bu altyapı gelişmeleriyle birlikte ancak ilerliyor. Yani ben size İtalya örneğini vereyim. İtalya'da da tam olarak oturması trafik sigortasının 15 sene sürmüş. 15 sene? 15 sene sürdü tabii. Biz daha başındayız o zaman. Değil. Biz onlardan önce ilerliyoruz çünkü görüyoruz, öğreniyoruz. Teknolojimiz evet. De, altyapımız da onlardan biraz daha dinamik biliyorsunuz. Tamer Bey şöyle sormuş Twitter'dan. İsmi verilmeyen kişiler kaza yaptığında ne olacak? Kaza bedelini sürücü mü ödeyecek? Evet. İsmini vermediyse evet sürücü ödeyecek tabii yani. Değil mi? Yani vale eğer kaza yaptıysa ben ödeyeceğim. Şimdi çünkü onu, ismini vermemişim onu da zaten. Çok net söylemeyelim Noyan Bey. Çünkü bu konuda da daha çalışmalar devam ediyor. O size bahsettiğim ülkelerde de çok değişik uygulamalar var. Bu bizim rücu dediğimiz. Öyle mi? Tabii. Yani mesela evet. İsim vermedi ama bir kaza oldu ne yapacak? Şimdi öncelikle şu. Mağdurun hasarı her halükarda ödenecek. Yani bunda hiç bir sıkıntı yok. Ama daha sonra sigorta şirketi dönüp kime rücu yapacak? O daha şu an belli değil. Çalışmalar yapılıyor bu konuda. Yani kesin bir şey söyleyemiyoruz. Peki. Şafak Özdemir'in sorusuna bir cevap verelim Mine Hanım. Diyor ki 3 yıldır aynı aracı kullanıyorum. Hiç kaza yapmadım ve 2 senedir hiç cezam olmadı. 14 Mart'ta poliçem bitiyor. İndirim alır mıyım? Tek kullanıcıyım diyor. Şimdi tabii bu uygulama geçmedi. Daha böyle bir şey yok ama 14 Mart'ta poliçesine inecek. İndirim alır mı? Bir kere size önce şeyi söyleyin. Mesela 14 Mart'ta poliçeye inecek ne yapabilir? Şu SBM'yi evet. Bir anlatsanız iki SBM, cümleyle bir evet. Sayın Özdemir'e bir evet. Buradan bilgi verelim. SBM ekranında şu an 31 şirketin tekliflerini görebiliyor. Yani hemen bugün girip 31 şirketin aracına hangi fiyatı verdiğini görebilir. Zaten orada bu ekrana girip baktığı zaman oldukça rekabetçi fiyatları görecek. Aslında sektörümüzde çok rekabetçi fiyatlar veren şirketler tabii, var. Mehmet Şimşek de aynı şeyi evet, söylemişti. Her şirketin portföy yapısına göre yani bir kişi, bir şirket biraz daha farklı verebilir, daha yüksek verebilir ama başka bir şirket portföy yapısına göre kişiye çok daha uygun fiyat verebilir. Mutlaka ona bakması sigorta lazım. Sigorta Bilgi Merkezi. Hatta bu zaten bir kamu şirketi için değil mi Aytaç? Verebiliyoruz. SBM.org.tr. Evet. Evet, kamu evet. Şirketi SBM.org.tr'ye giriyorsunuz. İşte plaka numaranızı yazıyorsunuz değil mi? Evet. Ondan sonra yazıyorsunuz. Evet. TC çabuk, kimlik. Çok çabuk alabiliyor. Hemen böyle 1-2 dakika bütün içinde. Şeyi, en ucuzunu gidin seçin. Evet. Oradan yaptırabilir mi? Yani mesela sizin şirketten seçtim gidip internet üzerinden şu alabilir miyim? Şu an için değil. Şu an için. O da olacak. Yani tekrardan o şirketin internet sitesine girmesi gerekir. Ha oraya. Yani o an SBM ekranından alamayabilir ama hemen gidip. Ama internetten alabilirim alabilir. Değil mi? İlla acenteye gitmem. Evet. Peki son 5 dakika kaldı. Mesela bir benzeri bir açıklamayı da Başbakan hafta sonu kara kutu konusunda yaptı. Hani çok da yeni. Ne demek istedi? Artık her araçta bir kara kutu olacak. Uçaklardaki gibi biz hasarı buna göre göreceğiz. Bu da galiba sizin yararınız olan evet. Bir şey.
Kesinlikle öyle. Şimdi önce bu defa İtalya'dan örnek vereyim. Çünkü İtalya bu konuda lider bir ülke. Şu an İtalya'da araçların %16'sında bu kara kutu tabir ettiğimiz veya telematik denilen bir teknoloji var, sistem var. Bir de şu var, Avrupa'da şu an üretilen araçların yani banttan çıkışta yaklaşık %50'sinde hali hazırda orijinalinde bu kara kutu takılmış olarak çıkıyor. Onların hedefleri 2018 sonuna kadar bütün araçların bu kara kutuyla birlikte imal edilmiş olması. Bizim ülkemizde bu telematik uygulamasını ciddi ciddi bizler de değerlendiriyoruz. Bu konuda aplikasyonlar da var. Yani ya araca bir kara kutu takılabilir ya da bir aplikasyon. Yani bir sürücü cep telefonuna indireceği bir aplikasyonla bile aslında. Tabii onu sürekli hani her araca kullanmaya başladığında onu bir çalıştırması gerekecek. Ama çok güzel ne yaptığı hani trafik kurallarına uyup uymadığına bakın. Ne kadar sürat yaptığına, nasıl kullandığına dair raporlar çıkabiliyor. Bu raporu sigorta şirketi aldığı zaman aslında nasıl bir sürücü olduğunu çok iyi değerlendirip gerekli doğru fiyatlamayı yapabiliyor. İşte bu da önemli bir sistem. Çünkü siz az önce sordunuz ya hani niye daha başlamadı? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden siz niye daha almadınız? İşte altyapı işi demiştim size. Ama mesela telematik böyle herhangi bir genel bir altyapı olmadan da araç bazında veya işte kişinin aplikasyonu indirmesiyle iyi sürücüyle kötü sürücüyü birbirinden ayırabilecek bir teknoloji. Bu sürücünün özellikle kendine güvenen sürücülerin mutlaka yapması gereken, mutlaka alması gereken bir sistem. Çünkü o zaman çok daha avantajlı trafik poliçelerine sahip olabilecek. Fatih Bey herhalde Almanya'dan bize bildiriyor. Çok güzel bir şey söylemiş. Almanya'da sigorta kanununa göre valeye teslim edilen araç kaza yaparsa araç sahibinin sigortası ödeme yapmaz. Kendi cebinden öder. Evet. Araç sahibi diyor. Ha, demek ki böyle şeyler de gelecek bize. İşte galiba. Biz daha kesin bakmadık. Dediğim gibi şu an özellikle 4 ülke öne çıktı bizim projemizde. İngiltere, Amerika, Almanya ve İtalya. 4 ülke öne çıktı. Her birinin uygulamalarını inceliyoruz. Avantajımız şu. Her birinin en iyi yöntemini alacağız. Tabii onların bize uyarlanacak. Aynen. Yani. Onların yaptığı hataları da yapmamaya çalışacağız. Sonuçta belki dediğiniz gibi biraz geç kalınmış gibi görülüyor ama belki en kısa sürede en güzel uygulanabilecek olan projeyi yapacağız. Şimdi ben şöyle anlıyorum. Gerek sizlerin söylemlerinden gerek de işte hani kamu yönetiminin, ekonomi yönetiminin ve başbakanın, hükümet sözcülerinin söylediğinden şunu anlıyorum. Artık biz trafik sigortasındaki fiyat tartışmasını bıraktık. Bitti bu iş. Kazaları nasıl önleriz? Hasarları nasıl azaltırız? İşte can kaybını nasıl önleriz? O noktadayız galiba değil mi biraz Mine Hanım? Tam da bitti demeyeceğim aslında. Yani şu an %9 enflasyonu da dikkate alırsak geçen seneye göre %20 zaten trafik sigortasında bir düşüş oldu. Ama ben biraz daha düşeceğini görüyorum, öngörüyorum. Buna benim şahsi fikrim de diyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde daha sonra başka programlarda tabii. zaten oransal olarak da bakarız. Hani dediğim çıkıyor mu diye. Ama ben öyle görüyorum. Bunun sebebi de çok doğal rekabettir. Biraz onu öyle görüyorum. Yapılan projelerde aslında tabii ki kazaları nasıl azaltırız ancak aynı zamanda da vatandaşa daha avantajlı nasıl trafik primleri sunabiliriz? Bunu da söylemek lazım. Tek bir amacı yok. Aslında hala daha biz primleri nasıl düşürürüz diye. Şimdi tabii siyasilerin belli mutlaka hani vatandaşın en iyi şekilde, hani en mutlu şekilde, en içine sinen şekilde sigorta almasını bekliyor. Onun için primler düşsün istiyorlar. Bizim de istediğimiz şu, daha fazla kişiyi sigortalayabilmek. Onun için yoksa bizim yani biz primleri düşürelim, zarar edelim öyle bir şey düşünüyor olamayız. Primleri elimizden geldiğince düşürelim. Daha avantajlı fiyatlar sunalım ki daha fazla kişi sisteme dahil olabilsin. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Kırmadınız, geldiniz. Hem de bayağı da bizi aydınlattınız. İzleyicilerimiz sorularını da verdiniz. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.